Peki fotomaça gidelim Galatasaray sayfasına hemen şöyle bakalım Mert yazılmış bir süredir gündemde biliyorsunuz e, Mert Çetin Torino'nun genç stoper oyuncusu Galatasaray genç stoper için romanın kapısını yeniden çalmış fotomaçta böyle bir haber var. Teklif de 750 bin euroymuş e, yukarıya çekmiş biraz yönetim teklifini ayrıca oynama garantisi de veriyor milli takımına da hazır olacak çünkü Torino'da e, forma şansı çok fazla bulamamıştı hatırlarsam. Oyuncuyu Fener, Galatasaray istiyor. Bunu konuşalım biraz istersen. Doğru bir adres mi Mert sence? Bana Mert Gençler Birliği'ndeyken de adı İstanbul takımlarından oluyordu. Sonrasında rotası İtalya oldu. Doğru bir adres mi bir de tabii zaten dolu olan yabancı kontenjanını herhalde biraz daha doldurmak istemiyor Galatasaray. Yani herhalde de, o 17'yi buldu şu anda. Orada evet. nasıl bir hamle yapacaklar bilemiyorum. Mert doğru bir adres mi? O biraz önce hem oyuncu açısından hem kulüp açısından düşünmüştük. Bu sefer makul bir örtüşme söz konusu. Mersin Galatasaray, Galatasaray için Mert doğru adres görünüyor. Hayırlısı olsun inşallah olur. Tamam. Ren Babel Ayaks'a temastaymış. Menajeri resmen açıkladı. Bunun dışında bir özel haber daha gözüme çarpmıştı sabahta. Seri Lyon'a evet demiş. Çok sayıda teklif alıyor fil dişli oyuncu ama Fransa'ya gitmek istiyormuş yeni gündeki. Diğer sıcak haberlerde böyle Baber ve Seri'yi de konuşalım bence. Vallahi her ikisi de gidebilir bence. Mahsur yok. Hı hı. Benim için Galatasaray'da sezon en büyük hayal kırıklıkları diyebiliriz. Seri ilk transferlerden bir tanesiydi. Orta sahaya ritim katması bekleniyordu ama e, maalesef çok büyük bir, beklentilerle gelmişti evet. e, Maalesef çok e, büyük bir yıkım oldu. Babel daha da büyük hmm. bir yıkım oldu. Yani Beşiktaş'taki adamla e, bu adamın arasında e, dağlar kadar fark var diyebiliriz. Tabii e, bunları gönderip yabancı kontenjanında yer açarken pozisyon anlamında bir futbolcu eksikliği yaşayabilirsiniz. Hmm. Bu arada gidecek oyuncular arasında bir Belhanda ismi geçiyor. Yabancı kontenjanı nasıl yer evet. bunların geliri ne olacak hepsini zaman içinde göreceğiz. Ama oyuncuları gönderip onların yerine alternatif koyamadığınız zaman da bu da eleştirilir, onu da hatırlayalım. Olması kabul edilebilir, durum değil. Yani tamam bu takımlar iç sahadaki başarılarıyla asıl e, domine ediyorlar e, ligi ama bu kadar kötü olmasını kimse beklemiyordu. 9 maçta 3 galibiyet. Evet, ilk 10 içerisinde yer alamamışlar senin dediğin gibi. Peki ikinci yarıda bu durum tersine döner mi? Çünkü büyükler genelde biliyorsun puan olarak ikinci yarıda açılıyorlar. Son dönemdeki stratejikler hep böyle. Da, i̇kinci yarıda da puan şey görebiliyor musun? İç saha performansın performansına da bakalım. Bu arada Reptasman'da en az puan toplayan e, takımda Kayseri Spor olmuş sevgili izleyenler. Onun da altını e, çizelim. İç saha puan cetvelinde Sivas Spor Sivas, lider. Sivas zaten bir beraberliği var. Hı -hı. E, 8 galibiyet bir beraberlik. O müthiş bir başarı. Yani Beşik... İlk yeri lider bitirmesindeki değil mi? En önemli tabii, etkenlerden tabii. biri de yani 4 Eylül'de Bütün takımları olmuş. inceleyeyim ben hatırlamıyorum. Ee, varsa da e, şaşırırım Hı -hı. açıkçası. Ee, dış saha performans lider olan bir takım ben bilmiyorum. Yani kafa kafaya olabilir ama esas olan iç sahadır bu işte. Hı -hı. Şimdi Beşiktaş'ınki önemli, önemli Hı -hı. diyoruz ama Beşiktaş'ta 7 puan kaybetmiş. Ee, Fenerbahçe 24 puanlık pastada 5 puan kaybetmiş iç sahada. Hı hı. Yani Beşiktaş daha fazla kaybetmiş bir puan önde. Şimdi Galatasaray'a bakalım. 9 maç 18 puan. Kayıp puan 27 kaç yapar? 9 puan kaybı var. Şimdi e, Galatasaray son maçını içeride oynadı herhalde. 5 galibiyet mi oldu içeride? Bakalım mı Galatasaray'ın? Bakalım Galatasaray'ın rakamlarına da. Dörttü. Hı hı. Evet. Galatasaray'ın 5 galerinde oynadık. Şimdi şunu söylüyoruz, son maça kadar olan süreçte yine baktığımızda Galatasaray 8 maçta 4 galibiyet. yani yüzde 50'de kalmış. Hı hı. Bugün ligi tartışırken büyüklerin deplasman performansının vasat hatta kötü olduğunu kabul ediyoruz ama iç saha performansları da, da çok parlak değil. Yani Beşiktaş orada en üstte görünüyor büyükler arasında 9 maçta 20 puan yani. 7 puan kaybetmişsin hı hı. iç sahada. 9 başta 7 puan çok ciddi bir kayıp. İç saha performansı var. Fenerbahçe 5 puan kaybetmiş. Ee, Galatasaray hı hı. 9 puan kaybetmiş. Bir de şöyle bir şey paylaşacağım seninle. Galatasaray Türk Telekom starında sadece 15 gol atmış. Kalesinde 6 gol gördü ve avaraj olarak da 9 e, rakamı karşımızda. Bunu nasıl yorumluyorsun? Şu an şöyle bir şey var. Ee, Galatasaray'ın bir dev problem var. Gol atamamak. Hı hı. Bir de muhteşem bir listesi var. Gol yememek. Yani savunmada Luyendiman'ın olmamasına rağmen, savunmadaki bütün sıkıntılara rağmen Mustera gibi ekstra adam var. Evet. Yani Mustera'yı çıkarsanız kenara, başka bir kaleci olsa ya da Mustera bu performansı sergilemese, çünkü Galatasaray anormal pozisyon veriyor. Bunu atlıyor insanlar. Hani Galatasaray rakiplerine pozisyon vermediği için gol yemiyor değil. Pozisyonlar geliyor, Mustera devleşiyor kalesinde. Ve siz eee bu gerçeği görmezden gelip her şey yolundaymış gibi davranırsanız ve eskaza mustere bir aksarsa gibi makine değil ya bu adam kaç maç maçta böyle devam edecek ya da bu akla evet. sığar bir e, gidişat değil. Galatasaray'ın bu avantajı Mustera'nın eseri. Peki analizimize devam edeceğiz. Minik bir virgül koyalıkları ile ilgili son detayları bizlerle paylaştım. Mehmet kaldığımız yerden devam edelim seninle. Şöyle iç sağ puan cetveline bakıyorduk. Süper Lig'de dış sağ puan cetveline, deplasman puanlarına baktık. Şöyle bir tablo da çıkıyor karşımıza. Şimdi ilk yedi sırayı biz paylaştık izleyenlerle. Aynı sırayla yaran masalarda genel puan cetvelinin ilk yedi sırasını da oluşturuyor bu takımlar. Yani ikinci yarıda peki bu performanslar devam eder mi? Ne dersin? İkinci yarıda bu performanslar devam eder mi? Ee, Sivas içerideki performansını koruyacağının garantisini hı hı. vermiş durumda. Evet. Diğer takımlar için e, Alanya özellikle evet. e, iç sahada iyi işler yaptığını biliyoruz. Bu e, ekiplerin Be ardından Rize'de en başarılı ekip konumunda bu arada. 8. sırada var. Topladığı 13 puandan bahsedebiliriz onunla. Benim e, açıkçası beklentim alışlığa gelmiş olan e, üç büyüklerin iç saha performanslarını arttırması. Ama herkesin iç saha performansını arttıracağını varsaydığımızda öyle görünüyor çünkü. Evet. E, dolayısıyla e, aynı zamanda dış saha performanslarının da aşağıya doğru gideceğine işaret. Peki. Sadece şunu söyleyeceğim. E, belki de son yılların en düşük puanlı şampiyonluğuna şahit olabiliriz. Yani sanki <laughs> 70'i zor görecek gibi görünüyor takımlar. Bir sıçrama olması. Bu son. arada Bursa Trabzonspor Bursa maçı ile ilgili evet, evet. eklemek istediğim bir şey var. Buluşacak izleyenlerle. Hüseyin Hüseyin için güzel bir maç olacak, özel bir maç olacak. Hüseyin çok uzun yıllar Trabzonspor forması giydi, kaptanlık yaptı. Sonra ilginç bir şey oldu. Bursa Spor'da Egemen, Egemen kaptandı 2008-2009'da Trabzonspor'un yolunu tutmuştu. Bursa'da şampiyonluk yaşayamamıştı. Sonra 2009-2010'da Hüseyin de Bursa gitti kaptanlar bir sezon aralıkları olsa yer değiştirdiler. Hüseyin yıllarca formasını terlettiği Trabzon'da göremediği şampiyonluğu Bursa Spor'da gördü. Böyle de ilginç bir buluşma evet. olacak. Peki. Ağzına sağlık. Kapatacağız birazdan. Son 3 dakikamız kalmış. O zaman transfer grafiklerimizi şöyle bir hızlıca geçelim. Ekranları geçelim. ile ilgili de bir cümle kuralım. Evet. Fenerbahçe'nin transfer grafiğine hemen gelebilir miyiz? 3 dakikaya sığdıracağız. Simon Kaya hala listedeki yerini koruyor. Direkt oradan sileyelim. Silmek istiyorum. Neden silmek istiyorum? Bakın. Herkes kayal. kayar. ile ilgili problem şu. Fenerbahçe'ye gelene <laughs> kadar kariyerini şampiyonluk görmüş, şampiyonluğu oynamış hiçbir takımda forma giymeyen Simon Kayal bu duyguyu Fenerbahçe'de yaşadı. Hı hı. Fenerbahçe'de kısa sürede müthiş oynadı, çok iyi işler yaptı, beğeni kazandı. Ama orada bir de karakterinde bir sapma oldu. FB TV mikrofonlarına dahi konuşmaktan imtina eden bir adam profiline dönüştü. Ve Fenerbahçe'den kendi isteğiyle ayrıldı. Farklı hesaplar hı hı. içinde. Ben dünya yıldızıyım moduna girerek Fenerbahçe'den ayrıldı. Sonra gitti. Hı hı. Gittiği yerde başarılı olamadı. Çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Futbol kariyerine nokta koyma durumuna geldi. Şu anda evet. tekrar Türk takımlarıyla adanılıyor. Yani sen silmeliyiz mi diyorsun bu listeden yoksa bir duyum sonrasında mı söylüyorsun? Türkiye'deki Başka herhangi bir kulübün kayarı almasının Anladım. çok akılcı olduğunu düşünmüyorum. Karakter olarak ve Hı. sağlık durumu olarak. 30 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz Peki. İnşallah kulüplerimiz böyle bir hata yapmaz. Fenerbahçe'nin transfer gündemine baktık. Ederledik, toparladık. Birçok aday var. Özellikle soper için yazılan adaylar. Ön bölge için, orta sağına. Ve devam edelim. Galatasaray'ın transfer gündeminde kimler var? Onları da konuştuk. İstersen gelenler üzerinden de gidebiliriz. Saraç'ı biraz değerlendirelim. Ne dersin? Onyakuru üzerinde de duralım. Şimdi Saraç'ı, Onyakuru bunlar önlü arkalı evet. oynayacaklar. İkisi de çok ciddi hücum. Yani zaten Onyakuru bu amaçlı alındı. Saraç'ın da çok önemli bir ee, hı hı. ...ofansif yönünün güçlü olduğunu biliyoruz. Fiziksel ee, olarak da güçlü bir oyuncu değil mi? En nişe şu. en Bu arada Sarac'ı e, River'a gitmeden önce... ...geçen gün Mahmut hocamız... ...Mahmut Alparslan burada hatırlattı. Fenerbahçe Kato gibi tarafından tespit edilmiş... ...ve kulübe isim verilmiş bir oyuncuydu. Hı hı. Ee, River Play sonrası... E, ...Almanya yolunu tuttu. Nagelsmann şöyle demişti... ...coşkusundan memnunum ama... Taktiksel olarak öğrenmesi gereken bir şeyler var demişti değil mi? <laughs> Endişe en, en bu yönde. Yani bu oyuncu savunmada bir aksama sebep olabilir mi? Hı hı. O anlamda Peki. ama ben yine de sırıtmayacağını düşünüyorum. Son olarak Beşiktaş geliyor ve kapatacağız. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimleri de konuşmuştuk seninle. Son 30 saniyemiz var. Orada da Burak'ın açıklamalarını da ekranlarımıza getirmiştik. Beşiktaş biraz gecikti sanki. O transfer rotarı buraya da yansımış gibi görünüyor. <laughs> e, açıkçası söylediğim gibi... Mevcut oyuncuların performansı önemli. Hı hı. Bir golcu e, golcü gelecekse de bu Buran yerine değil, Buran yanına olmalı. Artık bilemiyoruz. Zaza tecrübesiyle olabilir. E, Pedro renk katacak bir oyuncu olabilir. Laurenti'yi düşünmüyorum. Ağzınıza sağlık Mehmet Emin Uluş. Çok teşekkürler. Yeniden Bekir Sabah Spor'una. Keyif İnşallah İnşallah davetleri açız geliriz. Teşekkürler. Noktalıyoruz bugünlük 1988 spor olaylarıyla sevgili izleyenler. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde bir kez daha karşılaşacağız. Hoşçakalın.